gören apartman sahibi zabıtaya başvurarak binanın yıkılmasını istedi. Yıkım anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Esenler'de dün gece meydana gelen yer sarsıntısı sonucu 6 katlı bina yan yattı. Binada kayma olduğunu gören binanın sahibi Nurettin Kara, zabıtaya başvurarak binasının yıkılmasını istedi. Tevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın bazı katlarında kayma olduğunu gören Nurettin Kara, zabıtaları çağırınca belediye ekipleri çalışmalarına hemen başladı. Polis ve zabıta çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra binaya çelik halatlar bağladı ve dozerle bu halatları çekerek binayı yıktı. Yüzlerce insanın bakışları altında koskoca bina bir anda toz duman içinde çöktü. Öte yandan Amerika'da Howard ve Cooper şehirlerini birleştiren 75 yıllık köprünün yıkımı sadece bir saniye sürdü. Missouri Nehri'nin üzerinde bulunan 5 büyük köprüden biri olan bu eski geçidin yıkımı sırasında özel patlayıcılar kullanıldı. Nedenlerde de bir yanlışlıktan son dakikada dönüldü. Kaba inşaatı bitmiş 5 katlı bir apartmanda çatlaklar oluşunca dev bina, kolonlarına çelik halatlar bağlanarak birkaç saniye içinde yerle bir edildi. İstanbul Esenler'deki 5 katlı inşaatında çatlaklar tespit eden Nurettin Hani isimli müteahhit durumu hemen belediyeye haber verdi. Binada inceleme yapan belediye ekipleri dev binada oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılmasına karar verdi. İlginç bir yıkım tekniği uygulayan belediye ekipleri kaba inşaatı biten dev binanın zemin kolonlarına çelik halatlar bağladı. İş makinalarına takılan çelik halatlar çekilince 5 katlı dev bina iskambil gibi yıkıldı. Dünyada ender uygulanan bu yıkım tekniği sırasında çökme tehlikesi içindeki binanın yanındaki apartmanlar zarar görmedi. Etrafı toz duman içinde bırakan yıkım operasyonu sırasında sadece inşaatın yanındaki telefon hatları zarara uğradı. Vatandaşların ilgiyle izlediği yıkım operasyonundan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Karşı İstanbul ve merkezinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çanakkale Bayramiç, şiddeti de 4.3. Orta şiddetteki deprem ne cana ne de mala zarar getirmedi. Şükürler olsun ama çileyi Esenler'de bir inşaat sahibi çekti. İnşaat halindeki bina kayınca mülk sahibi 6 katlı apartmanını yıktırmak zorunda kaldı. Çanakkale Bayramiç merkezli 4,3 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'i de salladı. Sabaha karşı meydana gelen Bayramiç ve Çanakkale'de hasara yol açmayan deprem İstanbul'da inşaat halinde bir binanın yıkılmasında etken oldu. Depremden sonra temelinden kayan 6 katlı bina çökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu gören inşaat sahibi belediyeden yardım istedi. İnşaatı yıkın. Önlem alındı ve bina halatlarla dozere bağlandı. Çalışan motor, gerilen halat ve... Sevgili bahar umudu taşımamamız gerek. Sanırım hafta sonuna bırakacağız bu beklentimizi.
İstanbul'da şiddetli bir deprem olsa taş taş üstünde kalmaz. İşte bu söz halk arasında hep söylenir durur. Zira İstanbul'daki inşaatların eksik malzemeyle yapıldığını savunan vatandaşlar bir kez daha haklı çıktı. Dün gece yarısı Çanakkale'de 4.3 şiddetinde hafif bir deprem meydana geldi değerli izleyiciler. Bu sarsıntı İstanbul'un bazı yerlerinde de hissedildi. İşte bu kadarcık bir sarsıntı henüz inşa halinde olan 7 katlı bir binayı yan yatırdı. Belediye ekipleri olaya hemen müdahale edip bu binayı yerle bir etti. Şimdi TGRT kameralarının dakika dakika izlediği bu yıkımı biz de sizlere saniye saniye aktarıyoruz.